Alanyaspor transferde görüşmelerini yoğunlaştırdı. Bugüne kadar kaleci Marafona, kanat oyuncusu Tayfur Bingöl ve hücum hattında Bakasetas'ı kadrosuna katan Alanyaspor, Ozan Tufan'ın yerine Yunan oyuncu Manolis Siopis'i transfer etti. Bir süredir yapılan görüşmelerde sona gelinirken tarafların her konuda uzlaşma sağlayarak prensip anlaşmasına vardığı 25 yaşındaki golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Manolis Siopis, Olympiakos, Platanias, Panionios ve Aris Selanik'te forma giydi. Bu sezon ikisi kupa, 25'i lig, toplam 27 maçta forma giyen Siopis bir gol bir asist yaptı. İlk kez ülke dışına çıkan Siopis Yunan milli takımında da oynuyor. Alanyaspor Papississe'nin alternatifini İsveç'te buldu. Ajans Spor'un haberine göre Alanyaspor, Malmö forması giyen Mozambik asıllı İsveçli golcü Carlos Strandberg'i transfer ediyor. İsveç basınına dayandırılarak yapılan haberde Süper Lig'den Kasımpaşa'nın da ilgilendiği genç golcüye en ciddi teklif Alanyaspor'dan geldi. 23 yaşındaki Carlos Strandberg 1.87 boyunda ve sol ayaklı. Bu sezon 20 maçta 7 gol 3 asistlik performans gösteren Strandberg'in kulübüyle olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Alanyaspor'da genç futbolcuların katıldığı 4 günlük antrenman programının ilk 2 günü geride kaldı. Teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörler gözetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenmana, geçen sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen genç futbolcularla U21, U19 ve U17 takımlarından bazı oyuncular katıldı. Genç oyuncular için düzenlenen antrenman programı pazar günü sona erecek. Teknik direktör Erol Bulut, altyapı antrenörleri tarafından A takıma önerilen oyuncuları gözlemleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonunun Cemil Usta sezonu olarak oynanmasına karar verdi. Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren, İlhan Cavcav ve Lefter Küçükandonyadis gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti. A milli takımımızın eski oyuncularından Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta, beyefendi ve alçak gönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışıyla bütün futbol severlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı. Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik Spor Kulübü'nde başladı. 1970 yılında o zaman ikincilikte yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-74 sezonunda bordo mavili formayla 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle Dozer lakabı alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken iki kez A milli takım formasını giydi. Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı. Alanya Belediyesi ve Türkiye Handbol Federasyonu işbirliği ile düzenlenen Alanya 25. Ramazan Demirci Açık Alan Handbol Turnuvası sona erdi. Milli Egemenlik Stadında 5 gün boyunca 30 takımdan 400'e yakın sporcu 6 kortta mücadele etti. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Handbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Organizasyon Komite Başkanı İsmail Bayraktar, Fatma Atilla ve organizasyon yetkilileri verdi.